sevgili dostlar, yine çok bomba bir video ile karşınızdayız. Bugün öyle bir pusu yapıyoruz ki daha önce eşi benzeri görülmemiş bir pusu olacak. Emre Gül'ü askere gönderiyoruz. Geçenlerde Emre ile beraber bir polis çevirmesine takıldık ve Emre'nin asker kaçağı olarak göründüğünü söylediler. Rapor almış, raporunu askeriye teslim etmemiş. Raporlarını teslim etmeden böyle bir plan kurdum. Video çekmek için Osmaniye'ye çağırdım. Bugün video çekecektik. Emre'yi biraz oyaladım. Video yetişmiyor. Ben seni bugün otelde misafir edeceğim kardeşim dedim. Başına geleceklerden hiç haber yok. Buraya yerleştirdikten sonra gidip kendi ayarladığım polislere haber vereceğim ve gelip Emre'yi otelden alıp askere uğurlayacaklar. Hazırsanız başlayalım. Şu anda otelimizin lobisindeyiz. Gizli kameralarımızı yerleştiriyoruz ve olaylar yavaş yavaş başlıyor. Gizli kameralar hazır. Emre'nin olduğu odaya da birazdan gizli kameralarımızı yerleştireceğiz. Bence biz Emre'yi getirmeye gidelim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Abi hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz abi biz de. Ufak bir odamız var mı? Gördünüz. Tabii. Bu otel abi lüks olsun ya. Kafa ödüyorsunuz. En lüks olanı vereceğim. Ha. Valla de. Valla. Jacuzzi var mı? Biraz uygun olsun abi fiyatı. Tamam. Yapma ya. Ne kadar olur abi bize? Size 160 olur. 160. İndirimin yok mu abi? Yarın sağ olsun 150 yapalım. 150. Abi indirimi boş ver de en lüks odam neresi? Hemen yan taraf. Abi sen buna bakma, anahtarı ver de böyle başını sokacak bir yer olsun yeter. Tamam. Hadi gel anne. Yok lan. Anahtarın nereye koyuyorsun? Bak. Anahtarı üstüne taktın. Tamam. Bir şey değil mi var? Yok. Kanka da yenge çok uzak oğlum, ben ne diyeceğim? Kanka ne diyeceğim, video çekeceğiz yarın diyorum işte, rica et yengeden de kal burada bugün ya. Allah Allah. Oğlum bir günde erken yap şu video, gözümsün ya. Bir şey olur sararsın beni. Bir şey istiyor musun? Yemek olayını nasıl yaparım? Ya gönderirim ben buraya. Tamam. Hadi öptüm canım. Seba. He. Ekibimiz şu anda hazır. Emre'yi biraz önce yerleştirdik gördünüz. Ekibimiz birazdan Emre'ye baskın yapacaklar. Abi hazırsanız top sizde. Hazırız hazırız. Parçalayın onu. Yaşatmayın. Kaçırın. Hadi Allah'ım. Kim o? Emniyetten polis görüyoruz Emre. Buyurun. Polis. Kimlik gösterelim şöyle. Niçin? Otele giriş yaptığınızda evet. Emniyetin sistemini yoklama kaçağı bakar. Emre abi içeri geçebilir miyiz? Buyurun abi. Bakın anlatıyorum. Asker kaçağı olarak gözüküyorsunuz. Yoklama kaçağı, bakay evet. olarak gözüküyorsunuz. Bununla alakalı işlem yapacağız. Sizi askerlik şubesine götürmemiz gerekiyor. Tamam abi, benim sağlık raporum var ki. Emre Bey, sağlık raporu bizi ilgilendirmiyor. Ne sisteme düştü. Süresi bitmiş olabilir Emre Bey onun. Abi kontrol. Sağlık raporu, süresi mi bitmiş? Vardır. Ben uzadım mı yani? Ne zaman? Ondan değil Emre Bey, estağfurullah. Biz senin kimliğini bir alalım. Kimliğini alalım. Şöyle durumu izah edelim. Ben bize benim de. İhbarda, GBD sorgulaması. Buyurun şöyle geçin. Bize gelen sorumlamada kaçak görüyorsunuz. Yani abi, yani bu kadar ekip niye geldi ki? Ben onu şaşırdım. Çok değil mi? Şimdi Emre Bey, emniyetin işleri şu şekilde yürür. Sisteme düşen konularda yapabileceğimiz hiçbir şey olmuyor. Bizim elimizden gelen bir şey yok. Bu işlemi yapmak zorundayız. Prosedür tamam gereği. Abi, yapın bunu yani. Uygulayacağız. Tamam da. Yani... Tekrar arkadaşımız sorgulamasını yapsın. Sistem burada gelsin. Her yani. Şey burada net belli olur. Ona göre yol izleriz. Siz de görürsünüz. Bana daha önce de tutanak falan da verdiler zaten. Tamam şöyle yani. Yapalım Emre Bey. Sağlık raporunuzu alalım. Nerede sağlık raporu? Bu evde Adana'da. Yanında niye diyorsunuz o zaman? Yanında demedim. Ben sağlık raporu aldım dedim. Şimdi bakın ilk geldiğinde benim sağlık raporum var dediniz. Tamam sağlık raporum var işte. Nerede? Abi. Evde. Gid abi bir bak dediniz. Tamam. Emre'ye bakın burada ne diyor? Asker kaçak. En yakın askerli şu an. Emre'ye bakmadan şey yapalım mı? Kaçak gittin uzatmayalım hadi şey yapalım. Abi bir dakika bir dakika neyi uzatmayalım? Dinle. Bir dakika. Sen en son gene askerler yakalanmış. Jandarma bölgesine yakalanmışsın. Üzerinden 265 gün geçmiş. İmzaladığın tebliğe göre askerlik şubesine gitmen gerekiyordu. Bundan dolayı şu an mesai saati içinde olduğumuzdan dolayı sizi en yakın askerlik şubesine teslim etmemiz gerekiyor. Allah, tamam tamam. Abi bir dakika. Ya tamam. Abi, bir dakika abi ne oluyor ya? Bağırma. Ya, tamam da ne demek bağırma? Ben zaten sağlık problemim var. Ne sağlık problemim? Bir dakika. Bakmayın kilo tutmuyor, boyum tutmuyor. Neye niye alabiliyor? Ben yastığım onu. Tutuyor Allah'a şükür. Otur kapmam şöyle bir otur. Kimliği al. Ne alaka? Otur kalkıyor eline yapıyor. Abi raporum var o zaman niye rapor veriyorsunuz? Ben mi veririm raporu? Biz mi veririz raporu? Sistem ne diyor kardeşim? Arkadaşlar bir saniye. Lan sistem veriyor da bunu da sistemi... Kim öğretiyor? Ben mi öğretiyorum? Giderim, derdinizi orada anlatırsınız. Sadece avukatınız falan var mı sizin? İnsanlara yardımcı olma sorun. Ya biz çok sakin bir şekilde geldik, sen bize sesini yükseltiyorsun. Abi ben sesimi yükseltiyorum. Ben buraya, bak. Benim, ya,
Bir dakika, ben buraya birden otururken lan gidip şu adamı alalım diye gelmedim babacım. Siz baba biz de keyfimizden gelmiyoruz değil mi seni almaya herhalde? Sisteme ihbar ama düşüyor. Ama ben size bir şey demiyorum. Hı. Ama lakin diyorum ki yollarda falan durduruldum, otelde de kaldım. Ve diğer gelen i̇şte polis arkadaşlar da... Süresi. Bir dakika, diğer gelen polis arkadaşlar da bana tutanımı tuttu. Yani benimle uğraşmak yani süresi bir tane tutanak tutturmuşsun. Üçüncü tutanak aklımda. Üçüncü de biz seninle alakalı işlem yapmak zorundayız. Sen onu parla bize şey yapmayın. Hadi biz bir hadi buraya olma. Gidelim. Hadi. Abi bir dakika ya, bir dakika. Kimseyle haberi yok. Beni nasıl alacağız? Az önce aradın ya. Tamam Emre Bey. Aradım da açmadık abi. Bir açtı onun haberi yok. Emre Bey. Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok hayır hayır. Yok abi ailemi arayayım. Eşimi arayayım. Arabada. Eşinizi arayabilirsiniz ya da başka bir yakınınızı arayabilirsiniz. Hakkınız var. Ama bir şekilde merkeze gitmemiz lazım çünkü bizim de mesaimizden gidiyor. Buyurun. Abi sıfır önemli. Tamam, ben... Ya ne yapacağız? Tamam, ya bir dakika ben sanki bir şey mi yaptım? Ya bir dakika ben sanki bir şey mi yaptım? Abi bir dakika ya. Abi sıfır ya. Ya. Abi sıfır önemli. Bağırma ya. Bağırma ya. Bağırma ya. Abi bağırma ya. Kendine zarar veriyor. Abi kolunu sıkma ya. Bağırma. Neden buradasın biliyor musun? Asker ocağı burası Emre! 4 senedir neden askerden kaçıyorsun Emre? Kaçmadım komutanım, ben raporluyum. Kaçmadın, neden şu an geliyorsun buraya? Türk genci değil misin sen? Askerliğini icra etmek zorundasın. Komutanım gerçekten bir yanlış anlaşılma var. Ben sağlıktan problemimden dolayı raporumu aldım hatta... Ya sen ne anlatıyorsun, ne anlatıyorsun ya? Sen bu hikayeleri başka bir yerden anlat kardeşim. Burası asker ocağı, anlıyor musun? Komutanım vallahi beni kaçırır gibi getirdiler buraya. Ailemin hiç kimsenin haberi yok. Artık konuşmayalım. Lütfen üzerini giyinelim. Buyurun. Nereye? Arkadaşlar merhaba. Sağ ol. Beni rahatla dinleyin. Aramıza yeni katılan bir arkadaşımız var. Ona hızlandırılmış bir şekilde eğitimimizi verip komutanımızın karşısına çıkaracağız. İsim, soy isim ve memleketin olarak tekmil vereceksin esas duruşta. Assubay Üst Çavuş Kadir Boran. Bu şekilde. Emre Adana. Emret komutanım. Nerede olduğunun farkına var asker. Ya tamam ya, yanlışlık yaptın. Konuşma. Geç sırana. Seninle mi uğraşacağız lan biz? Koy o gömleği içine. Be yarabbi. Komutanın karşısında nasıl konuşacağını öğreneceksin. Bir adım öne çık. Şimdi bir komutanın karşısına geldiğinde ilk önce esas duruşta durman gerekiyor. Esas duruş budur. Askeriyede abi yok, komutanım var. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı Emre? Bağıracaksın. Anlaşıldı. Aferin. Bir komutana selam verirken her zaman şapkan kafanda olacak. Ve eller tam açıda, 90 derecelik açıda, sol el bağlı, sağ elin şapkanın ucunda, baş parmağın görülmeyecek bir şekilde selam vereceksin. Ve komutan sana rahat demeden bu pozisyonu bozmayacaksın. Bu sefanın bir oyunu mu? Ben neredeyim? Bak acıttım harbiden, ben gideyim. Burası asker ocağı, sefa kim? Geç sırana. Kimle konuştuğunun farkında mısın oğlum sen? Bak lan buraya. 20 yıl hizmet ettim lan ben bu askereye. Ne anlatıyorsun oğlum sen? İstikamet karşın, koş. Yat. Sürün. Ya abi siz ne? Sürün. Sen daha nereye geldiğinin farkında değilsin. Komutlarıma uyacaksın. Devam et. Bu bir oyun. Hala oyun diyor ya. Ama bu oyunda... Senin askerliğin bitmeyecek Emre. Senin askerliğini uzatacağım. Arkadaşlar gördünüz, Emre'nin anasından emdiği sütü burnundan getiriyor. Şimdi ben Emre'nin komutanı olarak oraya gideceğim. Bakın Emre'ye neler yaptırıyorum. Emre'nin komutanım. Emre'lisiniz. Karakol komutanımız geliyor. Özellikle sen Emre. Eğer bir hata yaparsan komutanımız beni yakar. Ben de seni yakarım. Esas duruş. Dikkat. Assubay Üst Çavuş Kadir Boran. Emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. İleri. Bant. Rat. Birinci banka. Sabi, çözün! Esas duruş! Esas duruş dedik asker! Yerinden kımıldama! Böyle mi öğrettiniz lan bunlar askerliği? Çavuş! Emrini komutanım! Böyle mi öğrettiniz bunlara? Komutanım, bu arkadaşımız yeni katıldı komutanım. Hızlandırılmış bir şekilde eğitim verdiğimiz için bazı aksaklıklar olabilir. Ben onun adına özür diliyorum komutanım. Bu asker hiç gözüm tutmadı. Yaktım seni çavuş.
Lan ya ne istiyorsun benden ya? Ya mısın oğlum? Lan karakol. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Lan pırtınlarım gidecek lan senin yüzünden. Bana ne ya? Seninle mi uğraşacağım ben lan? Gönder o zaman. Göndermeyeceğim oğlum seni. Bana ne ya ben gidiyorum. Sana eziyet edeceğim. Yuh. Buraya gel. Bana ne gidiyorum manyak. Buraya lan. Gel. Geç lan. Seni askerlik yaptırmadan göndermeyeceğim lan buradan. Yapmayacağım. Geç lan. Geç lan. Tamam kendine. Atın varın desin. Emre atma bak bir dakika kardeş. Lan dur. Atma. Bir suç yok. Dur oğlum. Geri git. Lan dur. Geri bas. Gel buraya. Atma oğlum. Gel buraya. Atma lan. Gel. Allah çarpsın atarım. Düzülün lan. Atma. Allah çarpsın düzülmeyen olursa atarım. Bak beni tamam, biliyorsun. Sakin ol. Bir dakika. Arkaya geç. Bir dakika. Elinde git. Yapak lan. Bir dakika lan. Lan. Oğlum. Geç. Elinde git. Atarım. At. Vallahi şakam yok. Bir dur bir şey söyleyeceğim. Şakam yok. Bir şey söyleyeceğim. Geç. Tamam bir şey diyeceğim. Sabahtan bekle. Beşinden sürmüyorum ben. Bekle. Bekle. Tamam bir şey diyeyim bekle. Geç lan. Daha sen sürüldün verdim. Zaten biliyordum oğlum böyle bir video olduğunu. Böyle 5-6 tane asker mi olur? Yalan. Siz kendinizin AQ'nüzle mi kaçtınız? Yedi. Gördünüz nasıl yedi? Bak yemedim diyor bir de. Bal gibi onu yedi mi yemedim arkadaşlar yoruma yazın. Yedin mi yemedin mi kanka doğru söyle. Yok yemedim. Yalan söyleme oğlum nasıl yedin? Nerede ayıktın? Birçok yerde ayıktım. Yalan. Videoyu izlediniz bal gibi yedi arkadaşlar. Şu an sinirden kuduruyor. Ben bu sakalın, boyanan sakalımın, beni diri diri toprağa gömmenin hakkını böyle ödetirim işte adamı. He, adamlara niye vuruyorsun lan sen? Bana ne onlar da beni süründürdü. Götürün. Ben süründürdüm oğlum sana iyi davrandım lan. Tutar mısın bunu? O kadar. Nizamiye'ye götürün bunu. Nöbetçi olarak. Bak hala da. Ben 6 ay sonra geliyorum bunu almaya. Getir. Buna güzel onu. Getir. Buna güzel bir askerlik yaptırın. Getir. Lan. Lan tutamıyoruz lan adamı. Tamam bırakın. Bak ısırın. Göt harbi burada ha. Sana öyle bir pusu yaptım ki bunu hayatında unutma tamam mı? Tamam madem son öyle söylemek gelin. İstediğin bir şey var mı seyirciye? Var. He söyle. Ben size öyle bir şey yapacağım ki özellikle sana. Sana öyle ne yapacaksın oğlum bana? Oğlum adamların bir suçu yok. Lan bana ne yapabilirsin olayın lan? Hepsini ben hazırladım. Size öyle bir şey yapacağım ki. Hayatında böyle bir prodüksiyon gördün mü? Asker var, polis var. Bak o jandarma olayı güzeldi. Ama ben diyorum lan benim polisler almaz. Ne alaka? Oğlum dur oğlum adamlar köredi. Hiç şüphelendin mi ben yokken? Ben de uzak durdum. Ne alakası var? Çok ciddiyim ben de uzak durdum. Ama sen ne yürüyorsun? Bağladın lan. Bal gibi yedi diyenler yoruma yazsın. Kanka gibi. Bal gibi yedin. Yok, ama var ya çok büyük bir kusuydu. Öpeyim Barış'a. Yok Barış'a. Bu videoyu da boşaltmayın arkadaşlar. Evet Emre'yi de askere göndermedik demeyin. Vatanın görevini tamamladı. Arkadaşlar gerçekten böyle bir olay daha önceden başıma geldi. Bir iki yerde durduruldum. Ondan sonra tutarak falan yapıldı. Buradan polis ve jandarma askerlerimize gerçekten seviyorum. Ama bunlar dozunu attırdığı için daha önceden de tutarak yemeseydim hiç inanmazdım. Polislerimize ve askerlerimizi çok seviyorum. Gerçekten. Geçmiş olsun. Arkadaşlar buradan benim kanalıma, şuradan Demir'in kanalına abone olabilirsiniz. Efsane pusular, çılgın videoların devamı son gaz gelecek. Like butonunu çökertin. Bir çılgınlık yaptır serisinin devamını isteyenler yoruma vermemizi istediğiniz cezaları yazın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.